Vajinismus'un nedenleri istemeden zorla evlendirilme, ilk ilişkide erkeğin çok sert, kaba ve aceleci davranması nedeniyle kadının acı duyması ve acıya şartlanması, kızlık zarını yitirme korkusu, kızlık zarı çok önemlidir. Canınız pahasına korumalısınız fikri toplumumuzda genç kızlarımıza yerleştirilmiştir. Olumsuz dini ve ahlaki şartlanmalar, aşırı dindar, katı kuralları olan ailelerde cinsellik tabudur. Kız çocukları baskılarla, ayıplarla, günahlarla yetiştirilir. Bunun sonucunda da suçluluk, günahkarlık duyguları sonucu yine vajinismusu görebiliriz. Bilgisizlik, yanlış, yetersiz ve abartılı bilgilerden etkilenme. Ülkemizde cinsellik halen tabudur. Aileler çocukları ile konuşamazlar. Okullarda cinsel eğitim verilmez. Ve genç kızlarımız da kulaktan dolma yanlış bilgilerle yetiştirilirler. Özellikle ilk ilişki, yani ilk gece sırasında aşırı acı duyulacağı korkusu, aşırı kanama olacağı korkusu, vajinanın parçalanacağı, bayılacağı, öleceği korkuları, penisin içeride kalacağı gibi abartılı korkulara inanırlar. Abartılı düşüncelere inanırlar ve bunların sonunda da bu korkular oluşur. Yaşanan cinsel travmalar, cinsel tacizler, tecavüzler veya ensest yaşamış kişilerde de vajinismusu sık görebilmekteyiz. Cinsel kimlik bozukluğu. Kadın kendi cinsiyle değil de karşı cinsle özdeşleşirse, karşı cinse karşı cinsel istek duyamaz. Bilinçaltı cinsellikten kaçmak isteyişi vajinismusa neden olabilir. Gebelik korkusu aslında doğum korkusudur. Kadın bebeğin vajinadan geçerken kendisine zarar vereceğine inanır. Başarısızlık korkusu. Biz buna performans kaygısı da diyoruz. Kadının cinsel ilişkide başarısız olacağım, eşimi mutlu edemeyeceğim, yetersizim düşünceleri kadının vajinismus yaşamasına neden olabilir. Baskıcı otoriter baba, zayıf ve güçsüz anne. Eşinden şiddet gören anne, kızının gözünde zayıf bir kadın modeli oluşturur. Kadın kocasını da şiddet uygulayan, cinsel ilişkiye zorlayan bir kişi olarak algılar. Ve erkek egemen topluma baş kaldırmak için ilişkiyi reddedebilir. Yani bunun sonunda da vajinismusu geliştirmiş olabilir.